Peki şöyle soralım. Glitter'lar yatırım yapmak için iyi bir seçenek mi? Bunun cevabı hem basit hem zor. Aslında hem evet hem hayır. Evet'teki konu şöyle. Bildiğiniz gibi Counter Strike 2 hayatımıza dahil oldu ve beta sürecindeyken biz hololar'ın nasıl durduğunu hemen hemen hem yayınlarda hem de gerekse videolarda falan gördük. Okey tatlı ama biz hiç Glitter'ların değiştiğini görmedik. Glitter'lar CS2'de yani Counter Strike 2'de şu anda hali hazırda aynı şekilde duruyor. E bu ne anlama geliyor? Biz yakın süreçte Glitter'lar için de ekstra bir update bekleyebiliriz. Bu da Glitter'ların fiyatlarını gittikçe yukarıya çıkartabilir. Şu an hala ve hala Antwerp yani arka planı olmayan Glitter sticker'ları ucuz bir seviyelerde geziyor en pahalı takım stikeri olan Cloud9 bile şu anda 110 lira bandında. Türk takımı olan Eternal Fire'ın Glitter'ı ise şu an 60 lira. Hayır kısmı işe şu olacak. Eğer ki bir update gelmezse her halükarda kar edeceğiniz bir yatırım olsa da kısa vade değil çok uzun bir vadede kar bırakabilir. Bildiğiniz gibi Blast Major yaklaşıyor. Bu da Blast'ın getireceği sticker, sticker tipinin bize daha önceki yatırımların kar getirip getirmediğini gösterecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Counter-Strike 2'de glitter'lara iyi bir upgrade gelir mi ve fiyatları artar mı? Bunları yorumlarda belirtin. Çıkmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.